Uyarı, bu bir inceleme videosu değildir. Birazdan izleyecekleriniz sadece şişman ve gözlüklü bir adamın uzun zaman sonra tekrar izlediği bir filmi ister istemez aşırı gömmeden ve haksızlık yapmadan yanlışlarını dile getirmeye çalışmasıdır. Dark Phoenix benim için çöptü. Var olan bir iki yanının dahi söylenmesini kalbim kaldırmaz diyorsanız videoyu şu an kapatmanızda fayda var çünkü her ne kadar yeri geldiğinde gömecek olsam da iyi yanlarını da söylemek durumundayım. İyi seyirler. And by the way, the women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to ex-women. Dark Phoenix, hatırladığım kadarıyla kötü değilmiş. Tamam, sakin olun, iyi demedim. Sadece benim aklımda çok çok daha kötü kalmış. Film hala kötü ama hatırladığım kadar değil, onu anlatmaya çalışıyorum. İlk çıktığı dönem bile kanalda incelemeyi reddetmiş. Sadece gelen haberlerle dalga geçip eğlenmiştim. Malum en az kazanan X-Men filmiydi, hatta onunla ilgili bir haber videosu bile vardı kanalda. Benim o cringe sesimle dahi olsa izlemek isterseniz şuradan ulaşabilirsiniz. Ve aslında hani konumuz da biraz da bu yönden ilerleyecek. Direkt olarak filmde neler yanlış demektense neden yanlış deyip biraz daha prodüksiyon geneli olan sorunlara bakacağız. Tabii ki fırsatını bulmuşken filmden de bahsedeceğim, hani bir inceleme tarafı olacak ama normal film incelemelerim gibi olmayacak, onu belirtmek istedim. Hadi başlayalım. Where is she? Madde 1. Prodüksiyon sorunsalları. Şu ana kadar bununla ilgili hiçbir şey görmediyseniz söyleyeyim. Dark Phoenix büyük oranda hani çok ciddi bir bölümü defalarca yeniden ve yeniden çekilmek zorunda bırakılmış bir film. Genellikle 3. perdedeki sahneler yeniden çekilse de filmin iç kısımlarında da ciddi değişiklikler yapılmış ve senaryoda bayağı oynanılmış. Filmin test versiyonu için gösterilen versiyonundan çok daha farklıymış yani film. Yönetmen Simon Kinberg de yaptığı röportajda bunun genel olarak filmi dengelemek için olduğundan bahsetmiş. O konuşmasından bir alıntı yapmam gerekirse, hem duygusal hem de fiziksel noktalarda 3. perdenin aksiyonunu dengeleyebilmek için o noktaya daha fazla odaklanmak zorunda kaldık. Ve sonra ilk 2 perdedeki bazı şeyler vardı. Onları 3. perdeye uyarlayabilmek için o noktalarda da değişiklikler yaptık. Böylece her şey doğal akışında gidebilir ve düzenli hissettirebilirdi. Yani yönetmen Simon Kinberg de yapılan yeniden çekimleri falan inkar etmiyor. Zaten başrollerden olan ve Profesör X'i oynayan James McAvoy da yakın zamanda gelen başka bir süper kahraman filmiyle denk gelen paralellikler yüzünden bayağı değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını ekledi. Bu açıklama ilk geldiğinde zaten herkesin az buz tahminleri vardı, olaylar biraz barizdi. Sonradan Scott Summers'ı oynayan Ty Sheridan'ın da açıklamasıyla taşlar yerine oturdu. O uzaylılar aslında ilk başta Skrull'lardı. Hatta eski bir teori de zaten Jessica Chastain'ın normalde şu garip The Bari isimli ırktan değil, direkt olarak Shi'ar kraliçesi olduğu yönündeydi. Böyle baktığınızda Shi'ar olma muhabbeti çok mantıklı çünkü normal Phoenix Saga hikayesinde de zaten Shi'arlar baya yer kaplıyordu. Skrull kısmında ise yapabilecekleri fazla bir şey yok. Marvel, Captain Marvel filmi için Skrull'ları zaten kapmıştı ve önce Cap Marvel'ın aldığı öğrenilince Skrull'lar bir kenara atılmak durumunda kaldı. En azından Dark Phoenix tarafı için. Tabii işin bütçe tarafı falan da vardır ama onun ne kadar etkili olduğu tartışılır. Madde 2. Genel hikaye. Genel hikayenin zaten ister istemez bir sürü aşamadan geçtiğinden ve sürekli farklı farklı şeyler eklenilip çıkarıldığından hani bahsettim ama biraz daha detaylı bakacağız o noktalara. Öncelikle sizlere şunu sorayım. Hikayenin ne kadar fazla parçaya ayrıldığına girmeme gerek var mı? Düzgün kıyaslayabilmek için Dark Phoenix hikayesini ilk işleyen filme bakalım. 2006'da çıkan Last Stand filmine yani. Last Stand kötü bir film miydi? Evet öyleydi. Ama hikaye anlatımı olarak Dark Phoenix'ten çok daha iyi olduğunu aslında söyleyebiliriz. Last Stand'in hikayesi en basit haliyle Jean'in içindeki Dark Phoenix'in kontrolden çıkması ve insanlık için bir tehdit haline gelmesiydi. Yani aslında Phoenix'in kontrolden çıkması ama ya Dark Phoenix'e dönüşüyor işte, neyse. Hikayesi dışarıdan bakılınca basit ama film geneline bakıldığında detaylıydı. Ayrıca sert bir hikayeydi. Üçlemesinin başından beri savunduğu mutant hakları ve ırkçılık konseptlerini filme orantılı bir şekilde yedirip hikayeyi toparlayabiliyordu. Ayrıca sert bir hikayeydi. Ölüm konseptinden kaçmıyor, aksine karakterleri güzel yansıtabilmek için elindeki her anı gerekirse ölümleriyle beraber kullanıyordu. Scott'ın daha filmin başından gelen ölümü olsun, Jean'in film boyunca olan değişimi olsun, Profesör X gibi bir karakteri duygusal bir anıyla hoş bir şekilde öldürmek olsun, her şeyin kendince bir ağırlığı vardı. Sonra Dark Phoenix'e bakıyoruz ve her şey çorba. She is not gone. She lives on through me, through us.
and through the spirit of the X-Men. Önce hikaye. Normalde aynı demek isterdim ama bu Phoenix'in Dark Phoenix olması için hiçbir sebep yok. Hatta bu filmin isminin Dark Phoenix olması için bile düzgün bir sebep yok. Sadece Phoenix bile olabilirmiş. Öncekinde harbiden hani böyle zihni açılan Jean'in içindeki Phoenix'in bir çıldırdığını görebiliyordunuz ama bunda o da yok. Ciddi bir enerji dalgasına maruz kalan Jean, içindeki gücü aşırı artan Phoenix'i kontrol edememeye başlıyor. Yani buna Dark değil, en fazla Kudruk Phoenix diyebiliriz. Evet, eski anıları geri gelince Jean sinirleniyor ama burada dediğim gibi hani Dark olan şey Phoenix değil, Jean'in kendisi. Phoenix sadece onun duygularını boostluyordu bir nevi. Ama bu hikaye elementini bir yana bırakalım, önce şu parçalanma olayına geçelim. Jean ters giden bir görev sonrası Dark Phoenix'in gücünü çeker, hadi Dark Phoenix diyelim ona bu seferlik. Uzaylılar gelir, Jean hafiften kontrolden çıkmaya başlar. Uzaylılar bu arada Jean'i arıyordur. Jean iyice delirir ve bu sırada herkes tarafından reddedilince uzaylılarla bir araya gelir. Ekip son bir şans ile Jean'e ulaşır ve onu kötülük yapmamaya ikna eder. Ama uzaylılar bu sefer bir tehdit haline gelir ve enerjiyi Jean'den çalmaya çalışırlar ve finalde de Jean kendini feda ederek uzaylı tehditinden ekibi kurtarır. Size sorarım ahali, uzaylı bokuna ne gerek vardı bu hikayede? Uzaylıları hiç katmasak, Jean sürekli yalnızlık içinde olduğundan iyice edilirse ve harbiden Dark Phoenix görsek daha hoş olmaz mıydı sizce? Finaliyle o kadar oynayalım falan demiyorum. İsterseniz Jean gene kendini feda etsin finalde. Delirmiş Jean ekip normal hale getirsin falan ve Jean enerjiyi kontrol edemediğinden kendini feda etsin, sorun değil. Ama o uzaylılara dahil etme, gereksiz ayak bağlıyorlar hikayeye. Bu da doğal olarak filmin son çeyreğinin izleyici tarafından önemsiz bulunmasına sebep oluyor. Hani film zaten 2 saat falan hani ve ilk yarım saat içinde Jean anca çıldırma noktasına geliyor ve ciddi olaylar oluyor. Sonra 1 saat falan olanlar oluyor ve Jean düzeldikten sonra uzaylı kısmı başlıyor. Ve işte orada hikaye duvara tosluyor. Çünkü bitmesi gereken yerde gereksiz bir şekilde devam ediyor ve ne yapıyorsunuz AQ dedirtiyor ister istemez. Ha ama hakkını yemeyeyim, trendeki savaş sahnesi inanılmaz havalıydı. Hem atmosfer hem de genel ilerleyiş olarak ama işte kurgu sorununu, o tren sahnesi ortalarda olsa tadından yenmezdi. Finalde olunca ayak bağı oluyor hikayeye. Madde 3. Karakterler. Tabii Dark Phoenix'in neredeyse şu ana kadarki tüm karakter gelişiminin içine etmesi durumu da var. Ama neredeyse. Bir kere zaten Allah'ın emri Jean kuduracak, onu biliyoruz. Ama madem o kadar vakit ayırmak istiyorsunuz, biraz da karakterinin gelişimini düzgün anlatsanıza. Mesela filmden önce bir tane olay olduğunu gösterdiniz. Hani zaten biliyoruz artık resmen dünya genelinde fanları falan var. Oyuncaklarını falan yapıyorlar hatta. Hani filmden, geçen filmden bu yana bir ton olay olmuş belli ki. Onları biraz daha güzel toparlayabilirdiniz mesela. Geçen filmin sonunda Mystic'in ekip lideri olacağı zaten belliydi. Filmin başında da bayağı Jean'le aralarında abla kardeş muhabbetleri geçiyor hatta. Ama film bir başta 2 saniye konuşturuyor, sonra malum ölüm sahnesine kadar bir daha hiç. Orada da kısa hani, ama o ayrı bir konu. Biz hazır en iyisi girebiliyorken Mystic'ten devam edelim. Hani Mystic karakterine zaten bir 2-3 filmdir gıcık oluyorum. Jennifer Lawrence'a zaten kılım. İkisi beraber tam oluyorlar. Ve aslında şöyle bir durum var ki filmdeki favori anım da Mystic'leydi. Evet değil mi? Böyle söyleyince garip oluyor ama şöyle. Karakter böyle hani o Jean'le konuştuğu ve öldüğü malum sahnede karakter böyle bir oduna saplandı ya, böyle kazık gibi bir oduna böyle. İçimin yağları eridi, böyle derin bir oh çektim. Dedim ki hani böyle ulan daha yarım saatte şu lanet kadını bir daha dinlemek zorunda değilim. Ulan kurtuldum dedim. Hani ölüm sebebi büyük ihtimalle Jean'in iyice delirmesini sağlamak içindi ama malum biz aralarındaki ilişkiyi düzgün göremediğimizden pek de etkili olmadı ve zaten hani cenazesini bile 2 saniye falan gösterdiler hani. Bella, ben sevindim. Hani karakter gelişimi için berbat ama ben Mystic'ten kurtulabildiğim için çok mutluydum ve hani bir daha da Jennifer Lawrence'ı görmek zorunda olmadığım için inanılmaz neşeliydim. Tabii bu ikili dışında bir de Charles var, hani filmin diğer bir ana karakteri diyebileceğimiz, bayağı farklılaşan ve hani en azından sonlara kadar farklı olduğunu söyleyebiliriz. Adamı hani öyle bir hale sokuyorlar ki film boyunca böyle gelen geçen laf ediyor falan, hani adam yaptığı şeyleri kötülük için de yapmıyor hani, biliyoruz ve hani ulan biriniz de anlayın adamı artık dedim ister istemez. Hepinizin şu bildiği Mystic sahnesi bu Charles'a yapılan aptal çıkışmaların en büyük örneği olabilir. And by the way, the women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to X-Women. Ki sahne bayağı cringe'di, o ayrı konu ama Charles en azından finalde olması gereken hale geliyor. Magneto zaten film boyunca harikaydı. Scott karakteri de fena değildi ama zaten hani böyle fazla gözükmüyor. Onun dışında kim var? Quicksilver var. Ki bu filmde işlevi direkt olarak sıfır. Apocalypse kavgasındaki gibi hani o anlık
kötünün refleks olarak daha hızlı olmasından dolayı Quicksilver tek darbede harcanıyor. Karakter yazımı genel olarak kötü olsa da sadece Magneto elementi sayesinde mutlu olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca finaldeki Eric ve Charles sahnesi de filmin vay be dedirten güzel anlarındandı. Madde 4. Efektler ve yeniden çekimlerin filme yansıması. Yani tamam, böyle söyleyince ciddi büyük şeyler bekliyor olabilirsiniz ama hayır, aslında öyle büyük olaylarımız yok. Belli başlı spesifik şeyler harici film görsel anlamda gayet güzel aslında ama 1. O kostümler ne öyle? Apokalips'in sonunda böyle kişiye özel duran havalı havalı kostümler vardı. Hani ne oldu da buna geçiş yaptınız? Hani bütçeniz mi yetmedi? Ne oldu? Hani ne bileyim, Charles bayağı zengin aslında, böyle düzgün kaliteli kostümleri herhalde ödeyebilirdi. Hani ne bileyim, başkana direkt hattın var. Ne bileyim, para, kostüm parası falan iste. Hani bu kadar zor olmasa gerek. Ama olayımız kostümler değil. O bir dizayn seçimi. Seven olur, sevmeyen olur. Olayımız harbiden hatalı olan bir kısım. En çok gözüme çarpanı olan Jean ve Mystique arasındaki muhabbeti göstereyim size mesela. Şu sahnede evin normal olduğu anlar var. Tamam, onlarda zaten sorun yok. Ama bir de şu close-up shot dediğimiz aşırı yakın çekimler var. Ve gözleri olan herkesin anlayabileceği üzere bu sahnelerde arkası yeşil perde. Sonradan oraya ekleme yapmak istediklerinden adamlar aynı yeri ve hani tabii düzeneyi, ortamı, seti neyse ayarlamaktansa yeşil perdeyle kapatmak istemiş durumu ve olmamış. Sahne eriti duruyor. Film içinde 1-2 gece sahnesi harici hani bu tarz bir olay yok. Malum çoğu sahneye ekleme değil, değiştirilme yapıldı. O yüzden bu tarz özel farklılıklar göremiyoruz ama bu kadar yüksek bütçeli bir Hollywood filminden insan hani daha iyisini bekliyor. Tamam, bir Justice League faciası değil ama insan fark edince sinirlenebiliyor. Peki, yaklaşık 10.000 karakterdir filmin tüm hatalarını yerden yere vurduk. Diyebilirsiniz ki filmin hiç mi iyi yanıyor? Ki sormakta da haklısınız. Karakter kısmında da söylediğim gibi filmdeki Magneto'ya bayıldım. Karakteri görmekten hiç sıkılmıyorum ve daha da fazla görmeyi fazlasıyla isterim. Ki oyunculuklarda bunu fazlasıyla destekler niteliklerini. James McAvoy olsun, Michael Fassbender olsun, Jessica Chastain olsun gayet iyi oyuncular ki filme bir nebze olsun renk katıyorlar. Quicksilver sahneleri bayağı kısa olsalar da hala iyiler. Nightcrawler sonunda biraz daha ekran süresine sahip oldu ve az da olsa iş yapabiliyor. Yani bunlar en azından fena olmayan yönler diyebilirim. Ama sonuç olarak film bariz bir şekilde sorumlu ve ne yazık ki haklar Marvel'a geri döndüğünden Dark Phoenix'e devam görme gibi bir şansımız yok. Öyle çok devam istediğinden falan değil ama bundan sonra yapacaklarını merak ederdim. Yalan yok. Geneline baktığımda aşırı iyi bir film olduğunu söyleyemem ama ilk çıktığı dönem aldığı inanılmaz düşük puanları da hak ettiğini düşünmüyorum. Bence ortalarda bir yapım olurdu. Bu tarz yanlış giden projelere odaklandığımız bir seride başka hangi filmler görmek isterdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın deyip hafiften kaçıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.